Türkiye'den temin edilen silahlı insansız hava araçlarının Azerbaycan tarafından etkin olarak kullanılması ve operasyon sahasında büyük üstünlük kurulmasının sağlanması farklı yansımaları beraberinde getirdi. Bu gelişme üzerine Türkiye'nin savunma sanayisinde zaman zaman maruz kaldığı ihracat kısıtlaması ve ambargo kararlarına bir yenisi eklendi. Kanada hükümeti, Dağlık Karabağ'daki askeri çatışmada Kanada teknolojisinin kullanıldığına dair bazı iddiaların araştırılması, bu araştırmalar sürerken de Türkiye'ye yönelik ihracat izinlerinin askıya alınmasını kararlaştırdı. Bu kararın kısa vadede Türkiye ve üretici şirketleri olumsuz etkilemesi beklenmiyor. Orta ve uzun vadede ise başta Aselsan olmak üzere çeşitli firmaların kamera ve alt sistemleri yerli olarak üretme konusunda çabalarının olumlu sonuç vermesi bekleniyor. Bu tür ambargo kararlarının geçmişteki sonuçlara dikkate alındığında yurt dışından temin edilen bu ürünlere ilişkin çalışmaların daha da hızlanması öngörülüyor. Nitekim Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de bu gelişme üzerine Türk savunma sanayisini engelleme ve ambargo kararlarını aldırmadan yola devam edeceklerini açıkladı. SİHA'lara takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarının seri üretime geçeceğini belirten Demir, Aselsan'ın bir üst modeli geliştirme çabalarının da hızlanarak devam ettiğini bildirdi. Aselsan CATS, insansız hava araçları, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı hava platformları için geliştiriliyor. Yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi olan CATS, farklı ihtiyaçlara cevap veren kamera donanımları, üstün menzil performansı, küçük ve hafif olması, yüksek irtifalarda görev yapabilmesi gibi özellikler taşıyor. CATS ayrıca gelişmiş görüntü işleme, çoklu hedef takibi, hassas hedef konumu belirleme gibi yeteneklere sahip bulunuyor.